Şeker hastalığı ve insülin iğnesi kader olmaktan çıkıyor. Dünyada sadece 8 doktor tarafından yapılabilen metabolik cerrahi ameliyatıyla hastalar hayata tutunuyor. Doçent Doktor Alper Çelik, Türkiye'de bugüne kadar 500'e yakın hastaya bu yöntemini uyguladı. İşte bu mucize ameliyatın ayrıntıları. Türkiye'de insanların %13,7'si şeker hastası. Diyabet, ölüme sebep olan hastalıklar içinde de ilk 10 içerisinde yer alıyor. Tehdit bu kadar büyük olunca tıpta yeni tedavi arayışları önem kazanıyor. Son dönemde diyabet hastalığı ameliyatla tedavi edilebiliyor. Ancak bu ameliyatı dünyada 6 ülkede sadece ve sadece 8 doktor yapabiliyor. Bu doktorlardan biri de Türk. Doçent Doktor Alper Çelik 2008 tarihinden bu yana 500'e yakın hastayı metabolik cerrahi ameliyatıyla yeniden hayata bağlamış. Peki nedir bu metabolik cerrahi ve ameliyat ne kadar sürüyor? Kilo fazlalığı, şeker, tansiyon, kolesterol bunları içeren tablonun ameliyat yöntemleri kullanılarak tedavi edilmesidir. Ameliyat kapalı olarak uygulanıyor. Küçük deliklerden yapılıyor ve ameliyat olan hastalar ertesi gün ayağa kalkarlar. Ameliyat yaklaşık 4-4,5 saat sürer. 500'e yakın hastayı tedavi ettik. Metabolik cerrahi yöntemiyle tedavi ettik. Ve başarı oranlarımız da %90'larda. Yıllarca şeker hastalığıyla mücadele etmiş yüzlerce hasta metabolik cerrahi yöntemiyle yeniden hayata tutundu. Şeker sorunu yaşamıyorsunuz. Şeker kalmadı, tansiyon, kolesterol diye bir şeyim kalmadı bu an için. Ameliyat olmak için Amerika'dan geldim. Çünkü Alper Bey'i televizyonda gördüm. Onu gördüğüm gün dedim benim hayatım değişecek. Bundan sonraki hayatım daha güzel olacak. Şimdi ömrüm uzadı. Yürüyorum, koşuyorum. Rahat rahat. Üzerimden büyük bir yük kalktı. Diyabetin verdiği korku kalktı. Geç de olsa ondan kurtulduğum için tabii ki çok mutluyum. Ameliyat için sırasını bekleyen hastalar içinse bir umut ışığı olmuş bu tedavi yöntemi. Her gün yemekten sonra 3 kez 4 kez şu iğneyi kullanmak zorundayım ve bunu bir ömür sürdürmek zorundayım. Bir umut oldu benim gibi ve benim gibi binlerce hasta için bir umut oldu. Ameliyatla tedavi olan ünlü iş adamı Halit Dumankaya da bu ameliyatın ilaç sektörüne bir darbe olacağını düşünüyor. Bu ilaç tekelleri mücadele edecek çünkü onlar bu hasta sayısı azaldıkça karları azalacak, ilaç satamayacaklar. Bu en büyük tehlike. Türkiye Diyabet Vakfı'nın verilerine göre ülkemizde her yıl ortalama 33 bin kişi şeker hastalığından hayatını kaybediyor.